Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizleri 150 yıllık tarihimizin kaderini derinden etkileyen olayların küçük bir bölümünü hatırlatan bir roman ile buluşturacağım. Kitabımızın adı Güz Sancısı yazan Yılmaz Karakoyundu. Birçok kereler tarihimizde değerli olan bazı olayları gündeme getiren kitapları size anlatarak o günlerin tecrübelerini yeniden kullanmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Esasen kendi tarih ve kültürümüze karşı ortaya koyduğumuz aymazlık ve cahillik sonunda aynı olayları defalarca yaşamamıza ve her seferinde de temelin fıkrasındaki gibi bir sonuca bizi sürüklüyor olması içinde bulunduğumuz durumun hali ne güzel anlatıyor. Her şeyden önce biz bir imparatorluktan geriye kalan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Dünya savaşının neredeyse en temel amacı sayılabilecek olan Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması başarıya ulaşmış ve topraklarının büyük bir çoğunluğunu kaybeden imparatorluktan kurtarılabilen topraklar yeniden bir devlet olabilmenin büyük ıstıraplarıyla ile mücadele etmiş ve başarıya ulaşabilmiştir. Ancak Onlarca farklı ırktan ve farklı inanıştan insanların yaşadığı bu topraklarda bu insanlar imparatorluk çöktü diye kaybolmamış ve yüzlerce yıllık alışkanlık ve komşuluklarına, işlerine, güçlerine devam edebilmişlerdir. Bu farklılıkların bir zenginlik olarak yaşamaması için de ne olur ne olmaz diye zaman zaman birileri tarafından kaşınmış ve iyileşemez bir yara haline nasıl getirilebilir diye büyük bir mücadele içine girilmiştir. Türkiye'nin yeni dünyada yer almasını ama bunun bir üçüncü dünya ülkesi olarak kalmasını isteyenler ırk, din, dil, mezhep farklılıklarını sürekli körüklemiş ve ellerine geçen her fırsatta bunun karmaşa ve karışıklıklara kadar uzanması için her şeyi yapmışlardır. Elbette bunu yaparken de tarih ve insaf çizgisinden dışarıda kalmış insanlarımızın tarihsel komplekslerini ve içlerinde biriktirilmiş kinlerini sergilemeleri sonucu büyük sorunlarla karşılaşmışızdır. Bugün tarihte bize büyük acıların yaşatıldığı bu tür olaylardan birisi olan 5-6 Eylül olaylarının hikayesini herkesin yaşadığı büyük dramlarla anlatan bir roman ile birlikteyiz. Yılmaz Karakoyunlu yakın tarih romanları ile bir döneme damga vurmuş bir yazar. Aslında bütün hikayeleri Türkiye'nin yaşadığı sancılı günlerin ardı ardına anlatılması gibi bir kronolojik düzen olarak düşünebiliriz. Ancak onun anlattığı olaylar gerek resmi tarih gerekse tarihi kendi emelleri için kullananlar tarafından sıklıkla istismar edildiği için olup bitenleri anlamak konusunda zorluklar yaşıyoruz. 1950'li yılların İstanbul'u, dönemin esnafı, iş dünyası, sanatçılar, politik yüzler, eğlencelerin çeşitliliği, tartışmalar, yaşama ait güzellikler hepsi bir arada romanın kahramanlarını oluşturuyorlar. Diğer yandan romanın insan kahramanları ise dönemin İstanbul'da yaşayan farklı hayatın bir bakıma bize yeniden hatırlatılması. Ruslar, Rumlar, Kürtler, Ermeniler, Yahudiler ve Türkler. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Ancak bir arada yaşamanın verdiği güven ve ahbaplıkla hayatlarına gönül işleri de, maddi değerler de, hatta siyaset de bir anlamda dokunuyor. Romanda etnik grup ya da cemaat ilişkileri ve bağları birinci öncelik değil. Bütün bu insanlar günlük hayatlarında büyük bir yakınlık, dayanışma, anlayış, dostluk içinde yaşarlar. Din, dil, gelenek farklılıklarıyla peşin yargılar ve ulusal dayanışmaların dışında bir ilişkiler bütünü çizilmektedir. Kahramanların aralarındaki sosyal ve siyasal uçurumlara rağmen birbirlerine olan aşkları ve kendilerini hayatı anlamak için verdikleri uğraş ve şaşırtıcı bir şekilde derin sosyolojik tartışmaların içerisine girmeleri okuyucu daha da kaygılı düşüncelerin içerisine sürüklüyor. Neden dün var olan bu çatışma ve tartışmaların derinliklerinden gelen bir tecrübeyle donanmadık? Uzunca bir süre körüklenen etnik ayrışmalar, dini ve mezhebi ayrışmalar, siyasal ve yönetimsel ayrışmalar her seferinde sanki daha önce hiç olmamış gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze sürülüyor. Galiba dünü anlamadan ve gerçek bir merak ile değerlendirmeden hiçbir kalkışma ve karmaşayı ayrışma planlarını yok edemeyeceğiz. Son 10 yılda yaşadıklarımızı bir de bu açıdan değerlendirmek ve bildiğimiz, daha doğrusu bize sunulan bilgilerin doğruluğunu geçmiş tecrübelerden de yararlanarak yeniden değerlendirmemiz ne kadar anlamlı olur. Ya da yazarın hatırlattığı gibi. Sadi gibi meylettiğimiz gül nerede? Bostan ve Gülistan'daki sümbül nerede? Vahdetteki sırrın tohumundan geliriz unsurları mana denilen kül nerede? Söze başlarken hatırlattığım temel fıkrasına gelince, temeli asmak için idam sefasına çıkartmışlar ve sormuşlar, son arzun nedir diye. Temel cevap vermiş, bu bana ders olsun. Başka sözüm yok. Bu akşamlıkta bu kadar, iyi okumalar diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.